Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 25 Eylül 1 Ekim haftalık burç yorumları ile karşınızdayım. Öncelikle kanalıma abone olur bildirim zilini açar ve beni beğeni yaparsanız videolarıma beğeni yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar sizin desteğinizle büyüyor şimdiden elinize emeğinize sağlık diyorum. Aynı zamanda bir kampanyamız var bundan bahsetmek istiyorum bu hafta son haftamız arkadaşlar eylül sonuna kadar geçerli olacak olan doğum haritası analizi 2 yıllık öngörü analizi ve doğum saati tespiti hepsi birlikte kampanya fiyatımız 1000 TL arkadaşlar. Bu 30 Eylül'e kadar geçerli olacak bir fiyattır. Ee, bizimle WhatsApp hattımızdan iletişime geçerek kampanyamızdan yararlanabilirsiniz. Gelelim bu haftanın gündemine. Merhaba Koç burçları ve yükselen burcu Koç olanlar. Evet arkadaşlar 25 Eylül 1 Ekim haftasını konuşuyor olacağız bu hafta. Ee, bu haftanın gökyüzü birazcık hareketli. Ee, özellikle e, 29 Eylül'de Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek arkadaşlar. Bu dolunayın öncesinde de oldukça hareketli de bir gündem var aslında. Ee, geçtiğimiz e, yeni ay Terazi burcunda gerçekleşmişti biliyorsunuz. Terazi burcunun e, Terazi burcu sizin 6. evinizdi ve e, 6. eviniz e, biraz günlük hayatınız ve rutininizi anlatan e, bir yer. E, aynı zamanda da iş hayatınız e, Belki sağlıkla ilgili bir problem yaşamış olabilirsiniz. Şimdi o dönemde başlattığınız bir şeyin bu hafta sonuçlar verdiğini görüyor olabilirsiniz. Ya da iş hayatınızla ilgili yeni başlangıçlar, kararlar, işte yeni bir konuşma, iletişime geçilmiş bazı durumlar olmuş olabilir. Bunların artık harekete geçilme zamanı, işte planlanan bir şeyin icrata geçirildiği, harekete geçirildiği bir haftaya giriyor olacağız. Bunun dışında tabii ki Merkür'ün Özellikle Merkür Jüpiter'le e, üçgen açı yapacak ayın 25'inde yani pazartesi günü. İlk bu e, vurguyla başlayacağız aslında. E, Merkür'ün Jüpiter'le olan üçgen açısı Merkür Başak Burcu'nda ve çok kuvvetli. Jüpiterde Boğa Burcu'nda şanslı ve fırsat e, demek. Üçgen açıyla çok kolay bir şekilde demek ki bize bir haber geliyor, bir e, işaret geliyor, bir konuşma geliyor. Artık e, durmalısın, yapmalısın, harekete geçmelisin e, şeklinde. Ee, bir konumuz gündemimiz var özellikle iş konusuyla ilgili e, bazı konuşmalar ve görüşmeler yapıyoruz ve bunlarla ilgili güzel fırsatlar var şeklinde gösteriyor. Pazartesi e, karşımıza çıkan fırsat her neyse değerlendirelim arkadaşlar. Çünkü aynı gün e, Ay Neptün açısı da aslında... Hmm, bu arada aynı gün değil pardon çok özür dilerim. İlerleyen günlerde Ay-Neptün kavuşumu da olacak. O da 12. evinizde gerçekleşecek. E, bu nedenle e, bir yandan böyle e, yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum gibi böyle e, kararsız kaldığımız durumlar olabilir. Merkürle karşıtlığı var çünkü Ay-Neptün kavuşumunun ayın 28'inde ama bu hafta cesaret haftası arkadaşlar. Çünkü Dolunay e, Koç burcunda gerçekleşecek ve size artık güçlen, kendine gel, savaş ve yap diyor. E, nitekim e, 29 e, Eylül'de Koç burcunda e, bu dolunay gerçekleşirken aynı gün Venüs'ün Uranüs'le de olan karesi var arkadaşlar. Para konularında özellikle e, veya aşk konularında e, bize bir gündem hatırlatmaya çalışıyor. Ani beklenmedik hızlı bir gelişme ve cesaret edip masaya yumruğunu koy e, yapılması gerekeni yap der gibi. E şimdi e, koç sizin birinci eviniz arkadaşlar. Baktığımız zaman e, terazi de e, yedinci eviniz olduğuna göre demek ki aslında bu hafta e, ilişkilerimizle ilgili ani beklenmedik olayları da tetikleyecek. Aslında önümüzdeki ee, yani önümüzdeki bir, bir buçuk yıl boyunca yaşanacak olan tutulmaların ilk ayak sesleri bu hafta itibariyle başlıyor diyebiliriz. Konu fragman şeklinde bu dolunayda kendini gösteriyor gibi düşünebilirsiniz. Özellikle aynı gün e, bu dolunayla aynı gün Venüs'ün Uranüs'le olan karesi ilişkilerde ani beklenmedik gerginlikler veya e, bir yıldırım aşkı diyebileceğimiz bir... E, durum yaşatabilir ee, ve bu çok hayırlı görünüyor çünkü Venüs'ün aynı zamanda Kuzey Aydın ve Güney Aydın'ı ile de çok güzel bir üçgen ve seksili var demek ki kadersel bir aşk da geliyor ani beklenmedik bir yıldırım aşkı geliyor olabilir arkadaşlar. Sadece cesaretli olun. Ee, Gönüllü olun çünkü önümüzdeki bir bir buçuk yıl içerisinde Koç burçları ve Terazi burçlarının hayatında ikili ilişkilerle ilgili gündem başlıyor ve bu bu hafta yaşanacak olan bu dolmayın aslında önümüzdeki bir buçuk yılın bir fragmanı gibi hayatınızda tezahür etmesini bekliyoruz arkadaşlar. Ayın 30'unda da yine iş konularıyla ilgili gündemimiz daha belirgin hale gelecek. Ve Merkür'ün oran üstü olan üçgen açısı var arkadaşlar. Ee, bir yandan e, şanslı fırsatlar beraberinde gelmişti haftanın başına e, başlayan bir etkiydi bu iş hayatımızla ilgili. İşte o konunun tekrar gündeme gelip artık yapmalısın şeklinde vurgulandığı bir dönem var. Yani çok parlak bir fikrin ortaya koyulması ve bu bunun için çok geç kalınmaması e, gerektiğini. E, vurguluyor sizin için. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Gökyüzü cesaret edenin kazanacağı bir haftadayız diyor. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba Boğa Burçları ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. Evet arkadaşlar 25 Eylül 1 Ekim haftasını konuşuyor olacağız bu hafta. Bu haftanın ana gündeminden biri tabii ki Koç burcundaki bir dolunay yaşanacak 29 Eylül'de arkadaşlar. Ama önden öncesinde 25 Eylül'de Merkür'ün Jüpiter'le üçgen açısı var. Ee, yine e, tutul, pardon tutulma diyorum e, do, Dolunay'ın olduğu gün e, Uranüs'ün Venüs'te olan karesi var ve hemen bir gün sonra 30'unda ise Merkür'ün Uranüs'te üçgen açısı var. Bu da çok yoğun bir gündeme e, beraberinde getirecek. Haftayı dolu dolu yaşıyor olacağız aslında. Peki bu gündemler nedir? Öncelikle ayın 25'inde Merkür'ün Jüpiter'le olan e, üçgen açısı var dedik. Sizin Merkür 5. evinizde gerçekleşiyor. E, seyahatine devam ediyor. E, Jüpiter olan açısı da e, baktığımız zaman birinci evinize at açı atacak e, Demek ki hayatınızda çok şanslı cesaret etmeniz gereken e, önemli bir haftaya girdiniz diyebilirim e, size bazı haberler gelecek bu aşkla ilgili olabilir işle ilgili olabilir yeter ki cesareti gösterip e, atılımda bulmanız gereken e, bir zaman dilimindesiniz Belki de yani siz bir boğa burcu olarak e, böyle çok net görünür hale gelmeden bir şeyler hareket edemiyoruz belki bir de dolunay sizin 12. evinizde yaşanacak yani gereksiz bir cesaret alıyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz bu hafta ama hayır bu cesaret doğru bir cesaret size gelen konuşmalar haberler doğru bir haber o yüzden bunun altını çizerek hadi yapın diyor harita size. Bunun dışında 29 Eylül'de Koç Burcunda Dolunayın aynı günü Venüsün Uranüs'te de karesi var arkadaşlar. Dördüncü evinizdeki Venüs, birinci evinizdeki Uranüs'te bir kare yapacak. Ev içerisinde bazı tartışmalar, para ile ilgili problemler, iç dünyamızda her şey yetiyor, yetmiyor, bitiyor, bitmiyor gibi böyle bir kayga enerjisi yaratabilir. Aniden beklenmedik bazı giderler ve masraflar söz konusu olabilir. E aslında para ile ilgili ani beklenmedik bir gelişme bekliyoruz. Dolunay günü, işte bu e, olay aynı zamanda e, dolunayın da etkisiyle beraber artık durmak yok, yola devam diyor. Ama sizin cesaretiniz bu kadar fazla değilmiş gibi, sanki biraz mecbur kalarak yapacakmışsınız gibi duruyor. Ama her ne olursa olsun sonuç pozitife çevrilecek. Burada e, sorumluluk alın, bu fırsatı değerlendirin diyen bir gökyüzü var aslında. 30 Eylül'de de Merkür Uranüs'le üçgen açısı var arkadaşlar. Merkür Uranüs üçgeni de sanki Haftanın başında gelen haberin size doğruluğunu ispatlar şekilde tekrar bir görüşme konuşma yaptıracak. Belki bir yerlerden bir haber alacaksınız. Belki bir e, fırsat doğacak hayatınızda. E, bunun işle ilgili olma ihtimali, daha çok kazançlarınızla ilgili olma ihtimali çok yüksek olmakla beraber... ...belki bir ev almak, ev satmak, ev kurmak... E, ...bu tarz bir e, yatırım fırsatıyla ilgili cesaret etmeniz gereken bir durum da yine söz konusu edebilir... Çünkü Venüs aslan burcuna ve dördüncü evinizde arkadaşlar ev yuva alanlarınızın daha bir gündemde olduğu söz konusu olduğu görülüyor. Ama aynı zamanda beşinci ev tabii ki çocuk evi aynı zamanda aşk evi yani ani beklenmedik bir aşk Kapınızı haftanın başına çalıyor olabilir. Hafta sonu da cesaret belki de e, teklifte bulunabilirsiniz görüşmek e, veya var olan ilişkilerinizde işte evlilik kararı alıyor olabilirsiniz belki evlenme teklif ediyor olabilirsiniz ya da evlisiniz zaten çocuk sahibi olmak istiyorsunuz çocukla ilgili ani beklenmedik güzel gelişmeler ve haberler e, yaşanıyor olabilir konu her ne olursa olsun pozitif arkadaşlar e, sadece e, korku korkup geri çekilmek değil cesaretle üzerine gitmek gerekiyor bu hafta olayların. Çünkü e, gelen haberler Konuşulan konular, e, gelen teklifler, her şey çok güzel. Sadece cesareti olan bu haftada kazançlı çıkacak. O yüzden durmak yok, yola devam diyoruz. Ve e, ev, aile, yuva, çocuk, e, aşk konularında e, ne yapmamız gerekiyorsa bize gelen haber her neyse arkasını bırakmayalım ve cesaret edin yapalım arkadaşlar. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın. Merhaba İkizler burcu ve yükselen burcu İkizler olanlar. Evet arkadaşlar 25 Eylül 1 Ekim haftalık burç yorumlarıyla karşınızdayım. Öncelikle bu haftanın ana gündemi tabii ki 29 Eylül'de yaşanacak olan Koç burcundaki dolunay. bu dolunayın etkileri biraz cesaret gerektiren etkiler ama haftanın başında sanki o enerjiler o cesareti almamız için bizi teşvik ediyor gibi. 25 Eylül'de Merkürün Jüpiter'le üçgen açısı var arkadaşlar. Jüpiter biliyorsunuz Boğa burcunda. Merkür de Başak burcunda. İkisi de asaletle asalet kazandığı burçlarda ilerliyor ve seyahatine devam ediyor. Bu da sizin 12-4 aksında yaşanacak. Demek ki aile içerisinde bazı görüşmeler, konuşmalar ve kararlar alınıyor gibi ve bu. Ee, kararlar gerçekten e, altı dolu, gerçekten yapılması gereken, artık geç kalınmaması gereken önemli değişim dönüşüm e, kararlarıymış gibi duruyor. Çünkü mantıklı e, bazı konuşmalar ve görüşmeler yapılıyor şeklinde düşünebiliriz bunu. E, ama bir yandan da e, e, yani bazen e, çok sivri dilli ve e, bazen böyle e, öfke patlamaları da yaşayabileceğimiz bir konu. E, üstüp olabilir buna. Yani egoyu biraz bir kenara bırakarak e, konuşmalar yapmamız ola, yani daha olumlu sonuçlar doğuracaktır. Haftanın başına dedik Merkür Jüpiter daha sonrasında 29 Eylül'de e, Koç burcunda dolunay yaşanacak. Bu sizin 11. evinizde. Demek ki hayatınızda e, belki de geleceğinizi şekillendirecek önemli bir konunun ilk adımları başlıyor. Aslında bu konu şu an baş yani şu an çok basitmiş gibi görünse de altı dolu değilmiş gibi görünse de bu konu aslında bir buçuk yıl boyunca yaşanacak olan tutulmaların ilk ayak sesleri gibi arkadaşlar. Bu dolunay size bir buçuk yıl boyunca gündeminizde olacak bir konuyu hayatınıza dahil ediyor. Ve bu konu ev yuva alanlarınızı ilgilendiren daha çok ev almak, ev satmak, taşınmak, bu tarz bir e, belki yatırım yapmak ne bileyim e, kredi çekmek e, geleceğinizi gerçekten ciddi ve köklü bir şekilde değiştirecek bir konunun ayak sesi gibi aslında. O yüzden buraya bir kulak verin çünkü önümüzdeki süreçte buranın ne kadar cesaretli bir atılım olduğunu fark ediyor olacaksınız. Aynı gün e, yine Dolunay'ın olduğu gün Venüs'ün Uranüs'le de karesi var arkadaşlar. Şimdi Uranüs sizin 12. evinizde. 3. evinizdeki Venüs'le de bir kare var. Yani para konularında bazı konuşmalar, görüşmeler yapacaksınız. Ama bu kardeşinizle ya da akrabalarınızla bazı olayların tartışmaya doğru ilerlemesine. Belki ortak bir mülkünüz var ve bunun satışıyla ilgili problem yaşıyorsunuz. İşte bunun artık ol olması gerektiği, işte uzlaşmaya gidilmesi gerektiği ama uzlaşamadığınız bir akrabanız ya da kardeşiniz var gibi ya da ne bileyim komşuyla anlaşamıyorsunuz işte e, evde e, bu da sizin huzurunuzu kaçırıyor gibi ve köklü bir çözüm bulmalısınız şeklinde bakıyor bu hafta Dolunay. E, o yüzden Burada cesaretli olun ve artık kendiniz için köklü bir başlangıca başlangıç yapmaya başlayın. Çünkü önümüzdeki bir buçuk yılın boyunca cesaret eden kazanıyor arkadaşlar. Ve Koç burcundaki bu dolunay aslında gelecek ay başlayacak olan gelecek ay değil mi Önümüzdeki bir buçuk ay pardon bir buçuk yıl boyunca yaşanacak olan tutulmaların ayak sesleri gibi. Şimdi başlattığınız konu bir buçuk yıl boyunca hayatınızda kalacak aslında. Gelelim 30 Eylül'e. 30 Eylül'de Merkür'ün Uranüs'te olan bir e, üçgen açısı var. E, bu üçgen açıda e, aslında cesaret ettiğiniz konunun ne kadar doğru olduğunu ispatlar bir şekilde. Araştırdığınızda ne kadar altın dolu, ne kadar sağlam, ne kadar mantıklı bir gerekçesinin olduğunu fark ediyor olacaksınız. Resmen kendinizde Kendinizi ikna etmek için güzel bir sebep bulacaksınız gibi duruyor. O yüzden aile içerisindeki konuşmalara, görüşmelere biraz dikkat edin. Oranı bir kulak verin. Ne yapılması gerekiyor? Para konularında, satış konusunda, alım konusunda e, nasıl bir yatırım yapabiliriz? Nasıl bir iş kurabiliriz? Nasıl bir gündem oluşturabiliriz? Yani gelecekteki biraz hayallerinize giden yolun... E, cesaret gerektirdiğini ve bunun akılcı ve mantıklı bir şekilde ailesel olarak planladığınız bir konu olduğu görünüyor arkadaşlar bu hafta. O yüzden bu konulara artı bir dikkat edin. Çünkü bir buçuk yıl boyunca hayatınızın gündemini oluşturacak belki de köklü bir değişime götürecek arkadaşlar size. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba Yengeç Burçları ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar. Evet arkadaşlar 25 Eylül 1 Ekim haftasını konuşuyor olacağız bu hafta. Bu haftanın ana gündemin tabii ki Koç Burcu'ndaki e, Dolunay gerçekleş e, Koç Burcu'nda Dolunay gerçekleşecek 29 Eylül'de. Bu aslında haftanın konusunu belirliyor. Ama öncesinde 25 Eylül'de Merkür'ün Jüpiter'le olan üçgeni var arkadaşlar. Merkür sizin 3. evinizde seyahat ediyor. Demek ki bir iletişim trafiğinin çok fazlasıyla olacağı bir haftadan geçiyoruz. Bir haber alabiliriz ya da biz fikirlerimizi birileriyle paylaşıyor olabiliriz. İşte gelecek planlarımız belki ortaya koyduğumuz ne bileyim çevremizdeki bir ortağımıza anlatıyor olabiliriz, bunu bir arkadaşımıza anlatıyor olabiliriz. Ee, belki akılcı olarak kendimizin e, sıkıntı çektiğimiz problem yaşadığımız bir konuda iletişime geçmemiz gerektiğini anlatıyor arkadaşlar ve bunun e, bize bir şekilde iş konusunda belki bir e, zam istiyoruz, belki e, atama is bekliyoruz, işte bunlarla ilgili bir iletişim trafiğimiz var, belki. E, bir arkadaşımızla bir dostumuzla görüştüğümüzde işte var olan sorunlarımızla ilgili konuşup fikir alışverişi yaptığımızda bize çok önemli bir teklif gelecek olabilir arkadaşlar. Ve onların vasıtasıyla iyi bir iş bulma şansına sahip olabiliriz. Bu tarz konularımızın oldukça gündemde olduğu bir hafta başı var aslında 25 Eylül. Daha sonrasında 29 Eylül'de Koç burcunda bir Dolunay gerçekleşecek arkadaşlar. Bu Dolunay tabii ki sizin 10. evinizde, kariyer evinizde. Evet. Kuzey Ay de artık Koç burcuna geçtiğini düşünürsek aslında önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca yaşanacak olan tutulmaların ilk ayak sesleri gibi diyebiliriz bu, bu, bu e, Dolunay'a. E, ve belki de dediğim gibi parasal olarak maddi bir sıkıntı çekiyorduk. Bununla ilgili ne yapabiliriz ne yap nasıl hareket edebiliriz zam istesen mi istemesem mi ya da atama ile ilgili terfiyle ile ilgili herhangi bir konuşmamız görüşmemiz vardı bunlarla ilgili nasıl ne yapabiliriz şeklinde bakıyorduk İşte bu e, iletişimin doğru bir iletişim olduğunu ve alınan kararların ya da gelen haberlerin doğru bir e, frekansta olduğunu gösterir nitelikte bir dolunay yaşayacağız arkadaşlar e, netle aynı gün ile aynı gün venüsün Uranüsle karesi var e, sanki biz inanmak istemesek de veya inandıramasak da karşı tarafı o gün yaşanacak ani beklenmedik bir parasal konu aslında bu konu konuştuğumuz konuyu tasdiklerce şekilde artık burada değişim şart şeklinde gösteren bir e, durum içerecek arkadaşlar ve hemen ertesi günü tekrar iletişim trafiği çok yoğun olacak ve o konuşmanın Artık icraata geçmesiyle ilgili net kararlar alacağız. Artık e, belki masaya yumruğumuzu vuracağız, belki e, atama terfi bekliyorduk, bunlarla ilgili geri haberler alacağız. Belki e, bir sonraki, e, ne bileyim, e, daha önceden haftanın başında belki iş başvurusunda bulunmuştuk, onunla ilgili e, sonuçlar e, gelmeye başlayacak, haberler gelmeye başlayacak, belki gelin işe başlayın diyecekler. Yani kısacası haftanın başında neyle uğraşıyorsak haftanın sonunda bu tezahür edecek sadece cesaretli olun. Hakkınızı isteyin, konuşmalar yapın, iletişime geçin, gelen haberleri değerlendirin şeklinde diyen bir gökyüzü var. Ve Dolunay'ın ana gündemi de aslında cesaret edenin kazanacağı sizin de iş ve mesleki konularda cesaretli olduğunuz her attığınız adım sizi başarıya götürecek veya Zam istediğiniz zam alacaksınız şeklinde bir vurguyu da içeriyor diyebiliriz arkadaşlar. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba Aslan Burçları ve yükselen Burcu Aslan olanlar. Evet arkadaşlar 25 Eylül 1 Ekim haftasındayız. Ee, bu haftanın ana gündemini tabii ki Koç burcundaki dolunay yaş yaşanacak ve 29 Eylül'de yaşanacak bu ana gündemi oluşturuyor. Aslında bu Donlay'ın e, cesaret gösterenin e, kazanacağı bir haftaya girdiğimizi söylüyor. Tabii ki buradaki başlangıç aslında bu sadece bu aya özel ya da bu haftaya özel bir konu olmayacak arkadaşlar. Bu resmen bir buçuk yıl boyunca gündemimizi oluşturacak konunun e, ana fragmanı gibi düşünebilirsiniz. Çünkü burada başlattığımız, cesaret ettiğimiz konu yaklaşık bir buçuk yıl boyunca uğraştığımız bir konu haline gelecek. Tabii ki pozitif arkadaşlar. Bunun altında çizmek istedim. Cesaret eden kazanıyor yani. Cesaret edemeyen, pasif kalan, korkuyla kendini durduran herkesin kaybettiği, cesaret edip atılan, ben bunu yaparım diyerek iddialaşan herkesin de kazanacağı bir durum. Tabii ki yükselen aslan olarak sizin bunu yapmama gibi, yapamama gibi bir lüksünüzün olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Öncelikle aslan burcu aynı koç gibi Ateş ele, yani enerjisindedir. O yüzden e, zaten yükseleniniz sizin bu dolunaydan çok güzel bir e, üçgen alacak. O yüzden e, bunu yapmakta e, e, en etkili olabilecek kişilerden biri sizsiniz. Haftanın başında e, 25 Eylül'de Merkür'ün Jüpiter'le olan e, bir üçgeni var arkadaşlar. Merkür sizin ikinci evinizde. E ee, Jüpiter'de 10. evinizde. Demek ki kariyerinizle ilgili bazı e, görüşmeler, konuşmalar, para ile ilgili bazı vurgularınız var. Özellikle e, Yeni bir işe girmek, e, atama terfinin olması e, ya da ne bileyim e, var olan işimizde zam ya da yükselme gibi bir durumumuzun olması, gelirlerimizde bir artış söz konusu sanki. Ya da kendi işimizi yapıyorsak o zaman yaptığımız yatırımların karşılığını bulmak, yeni müşteriler edinmek, yeni bir kariyer çizgisi ayarlamak veya e, yeniden sıfırdan bir iş kurmak gibi bir enerji de söz konusu olabilir. Konu her ne olursa olsun yeni bir başlangıç anlamına geliyor aslında bu. E, Var olan işimizin içerisinde bir başlangıç da olabilir. Yeniden sıfırdan başlattığımız bir iş durumu da olabilir. Daha çok iş konularının gündemde olduğu bir haftadan geçiyor olacağız. E, Venüs'ün de e, birinci evinizle seyahati aslan burcunda devam ederken Uranüs'ten de aldığı bir kare var arkadaşlar. E, yine iş hayatımızla ilgili. Bir yandan gelirlerimizi artırmak için bu kadar koşuşturuyoruz, çabalıyoruz ama sanki para yetiyor, yetmiyor, yapacaktım, yapamayacaktım. Hmm, gelirim olduydu olmadıydı işte e, bütçemi ayarladım ayarlayamadım gibi böyle bir sıkışma parasal bir sıkışma yaşıyor olabiliriz ama bu sorunun e, yani bu sorunun aynı gün e, dolunayla te tezahür etmesi aslında bizim hayatımızda çıkmaza girdiğimiz bir konuyu kökten çözmemize sebebiyet verecek ama cesaretli olun diyor harita size işte koç 9. evde e, cesaret istiyor Yani bir şeye o kadar inanın ki inandığınız konunun üzerinde iddialaşın, resmen iddialaşın diyor. O yüzden size bunu yapmakta belki cesaret edemeseniz de son dakika bu Uranüs'ün Venüs'te olan karesi de e, bir şeyi artık e, tak dedi. Evet bu yapılmazsa olmazsa olmazlarımızın arasına girecek şeklinde vurguladı gibi. Nitekim hemen bir gün sonra yani Dolunay'dan bir gün sonra Merkür'ün bir de Uranüs'le e, üçgen açısı yaşanacak. Merkür Uranüs üçgen açısıyla beraber aslında hayat bizi o kadar böyle zorluyor sıkıştırıyor ki tam o noktada yeni fikirler yeni projeler yeni başlangıçlar için tekrar bir görüşme konuşma yapıyoruz. Ve aslında nokta atışı istediğimiz zam geliyor istediğimiz tarifi geliyor istediğimiz sanki bu iş yerine başvuru yaparken ya belki kabul edilmem diye başvuru yapıyorsunuz ama o gün kabul de olduğunun bir ispatı gibi. E, ...resmen sizi ödüllendiriyor... ...şeklinde söyleyebiliriz... ...yeni başlangıçlar için çok güzel... E, ...bilgili, deneyimli, tecrübeli... ...olduğunuz bir konuda... E, ...yani istediğiniz zam... ...veya e, hak ettiğiniz... ...yükselme... ...bu hafta içerisinde geliyor... ...aslında bu yükselme... E, ...daha sonrasında... E, ...sizi gerçekten... E, ...çok çok bir üst düzey... E, ...yönetici olmaya kadar da götürebilir arkadaşlar... Ya da e, yaptığınız bu yatırım gerçekten müşteri portföyünüzü çok genişletip e, bir anda bir koyup beş almak gibi bir e, serüven yaratabilir sizde. Tabii ki daha öğrenci e, aslansınız eğer veya yurtdışı ile bağlantılı bir iş yapıyorsanız eğer ya da sosyal medyayla uğraşıyorsanız. Sosyal medyada kendinizi daha cesaretli, daha cesur şekilde gösterin diyor arkadaşlar. Ben buradayım, ben bu işi yapıyorum. İşte e, bilgilerim bunlar şeklinde. Yani yaptığınız işi daha böyle görsel bir şova çevirerek iddialaşın diyor. E, sosyal medya üzerinden e, çok fazla e, olasılık var hayatımızda diyor. Yani et... E, e, İnternetten e, satış yapıyorsanız ya da e, sosyal medya üzerinden bir satış ya da iş yapıyorsanız burada yine çok şanslı bir dönemdesiniz cesaretli olun bu konularda diyor. Yine yurt dışı ile bağlantılı e, bir iş seyahati vesaire varsa işte bu seyahatten kaçınmayın yapın e, ne kadar uzak da olsa o seyahate katılın çünkü vizyonunuz genişleyecek ya da e, yurt dışında çalışmak istiyorsanız, vizeyle ilgili bazı sıkıntılar yaşıyordunuz. Bu hafta onlarla ilgili konular çözümlenebilir arkadaşlar. Gerçekten hayatınızın artık e, bu evresinde durmak yok, yola devam diyen bir e, zaman diliminden geçiyoruz. Aslında bu ay başlattığımız, bu dolunayda başlattığınız başlattığımız konu hayatımızın bir buçuk yıl boyunca e, etkisi içerisinde olacak. Yani bu hafta neyi başlattığınızı, çok iyi dikkat edin ve cesaretli olun diyebilirim. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Evet arkadaşlar bu haftanın ana gündemi aslında Koç Burcu'ndaki Dolunay'ımız. Dolunay sizin 8. evinizde yaşanacak arkadaşlar. Biraz Koç Dolunay'ı ani yani koç dolmayı biraz hızlı olmayı, biraz cesaret göstermeyi içeren bir e, tarafı vardır. O yüzden e, cesaretli olanın kazanacağı bir haftadan geçiyoruz diyebilirim. Öncelikle e, haftanın başında ee, Merkür ve Jüpiter'le olan üçgeni var. Merkür malum Başak Burcu'nda sizin burcunuzda ilerliyor. E, ee, Jüpiter'de 9. evinizde e, seyahatine devam ediyor. Yurt dışından veya şehir dışından bir teklif alıyor olabilirsiniz. Haber geliyor olabilir. Ya da siz e, uzaklarla e, uzaklardan bir akrabanızdan bir teklif alıyor olabilirsiniz. Yani biraz cesaret gösterin ya da bir haber trafiğiniz olabilir arkadaşlar bu dönemde. O yüzden bu haberin sizin için olumlu bir başlangıç olma ihtimali var. O yüzden bu hafta konuşulan, görüşülen bütün haberlere oldukça kulak verin diyebilirim. 29 Eylül'de Koç burcunda dolunay var demiştik. Bu sizin 8. evinizde yaşanacak. 8. ev biraz kriz alanıdır ama ee, yani o krizi e, susarak geri çekilerek asla yok edemezsiniz üzerine gidin diyor. Bu parasal bir kriz olabilir arkadaşlar. Kadınla ilgili bir kriz olabilir. Yani bazı kadınlarla tartışmalar yaşıyor olabilirsiniz. Erkekseniz kadın kadınsa yine kadın. Bir bayan figürle tartışma imkanınız var arkadaşlar. Daha çok bir, bu krizi susarak, alttan alarak değil de biraz cesaretli bir şekilde kendinizi de koruyarak üzerine gitmeliyiz şeklinde düşündürüyor. O yüzden bu krizin her ne olursa olsun maddi ya da manevi. Her nasıl bir kriz varsa bunun çözümü için cesaretli olun diyor. Atıyorum burada maddi olarak bir zorluk çekiyor olabilirsiniz ve bu zorluğu kredi çekerek e, kapatmak zorundasınızdır ama kredi çekmek için cesaretiniz yoktur. O zaman bu hafta kredi çekmek için uygun bir zaman arkadaşlar. E, bunun dışında yine e, manevi bir sorunumuz var. Belki eşimizle veya ne bileyim Ortamımızda bir sorunumuz var İşte bunların yine maddi bir konuyu içermesi de çok mümkün o yüzden eşimizle ortağımızla yapacağımız tartışmalarda cesaretli olarak daha böyle kendimizi savunarak hareket etmeliyiz şeklinde görünüyor yine 29 Eylül'de Venüs'ün Uranüs'te karesi var yani dolunayın olduğu gün Venüs'ün Uranüs'te de bir karesi var. Venüs yine para ve aşk gezegeni. E, Uranüs'te ani beklenmedik olayları gösterir. Bunlar arasında, bunların arasındaki kare açı demek ki aşk ya da para konusunda ani beklenmedik hızlı bir gelişme olacak. Ve bizim o cesaret edemediğimiz konu bir şekilde cesarete dönüşecek şeklinde görünüyor arkadaşlar. Ve kendimizi açık yüreklilikle ifade etmeniz, Aklımızdan geçen doğru olması gereken doğru olan mantıklı gördüğümüz her konuyu mutlaka konuşmalıyız. Biraz kendimizi de güvende tutarak maddi manevi konularda biraz cesaretli olmalıyız şeklinde düşünebiliriz. E, hemen ertesi günü yani 30 Eylül'de Merkür'ün Uranüs'te üçgen açısı var. Aslında bu yaptığımız konuşmanın e, bir tezahürü gibi. Belki kriz çıkaran kişi işte haklısın özür dilerim şeklinde e, bir yaklaşımla bize geri geliyor olma ihtimali var ya da çekemem ya zaten kredi bana çıkmaz diye düşündüğünüz bir konuysa kredi çekmek istediğiniz ertesi gün olumlu bir haber almanız şeklinde tezahür ediyor olabilir. O yüzden ee, sorun, problem her neyse, kriz her neyse burada e, akılcı ve mantıklı yaklaşmalı, e, dürüst bir şekilde kendinizi ifade etmeli ve cesaretli olmasınız arkadaşlar. Kısacası cesaretli olanın kazanacağı bir haftadan geçiyoruz. Bu cesaret aslında şu an bu hafta gibi görünse de bu konu aslında uzun vadede bir buçuk yıl boyunca uğraşacağımız konunun bir fragmanı gibi önümüzdeki süreçte bu konularla defalarca tetiklenen bir tutulma evreleri yaşayacağız. O yüzden lütfen bu konu her neyse bu ay cesaretli olun. Çünkü bu ay cesaretli olan önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca Kazanç kapılarını ardına kadar aralamış olacak arkadaşlar. Eğer cesaret edemezseniz para kaybederken cesaret ederseniz para kazanacaksınız diyebilirim kısacası. O yüzden ne kadar cesaretliyseniz cesursanız bu hafta bir o kadar başarılısınız diyebilirim. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. Evet arkadaşlar 25 Eylül 1 Ekim haftasını konuşuyor olacağız bu hafta. Bu haftanın ana gündemi Koç'un Koç burcunda gerçekleşecek olan bir dolunay aslında. Bu da tam sizin 7. evinizde gerçekleşiyor arkadaşlar. O yüzden aşk ve ilişkiler, evliliğimiz, ortaklığımız biraz böyle e, ciddi anlamda e, yani hızlanıyor şeklinde düşünebiliriz. Evliliğimizde ve ortaklığımızda bazı konuların e, gündeme geldiği, ani beklenmedik gelişmelerin gündeme geldiği bir durumla karşı karşıyayız. Öncelikle e, haftanın başında e, 25 Eylül'de Merkür'ün Jüpiter'le olan e, bir üçgen açısı var arkadaşlar. O yüzden e, bu Merkür sizin 12. evinizden geliyor. Aslında birileri sizin kulağınıza su kaçırıyor arkadaşlar. Ortağın, hmm, yani e, ortan sizden para kaçırma ihtimali var, eşinizden para kaçırma ihtimali var e, veya e, arkanızdan bazı işler dönüyor. E, gerçekteki o değil gibi garip tuhaf bir şekilde size bir haber geliyor ve siz onu kaydı alırsanız kazançla çıkarken kaydı almazsanız maalesef kaybediyor olacaksınız. O yüzden bu hafta e, eşiniz ortanızla ilgili ve maddi konularla ilgili. Birileri size bir konuda uyarıyorsa onu birazcık abartıyor. Yok be o kadardır da değildir demeyin arkadaşlar. Evet o kadardır. O yüzden bu hafta gelişecek olan konular e, size doğru haberler geliyor. Doğru konuşmalar geliyor kulağınıza. Bu konuların ne olduğunu e, iyi fark edin. Ve bu konularda kendinizi güvenliğinizi e, biraz garantiye alın arkadaşlar. Şimdi... E, 29 Eylül'de e, ne dedik? Koç burcunda bir dolunay var dedik. Aynı gün Venüs'ün Uranüs'te de karesi var. Haftanın başına biri kulağımıza su kaçırmıştı ya. İşte haftanın e, sonuna doğru 29 Eylül'de e, bu söylenen şey tezahür ediyor olacak. Ani beklenmedik aşk ve para konularında bir kriz geliyor arkadaşlar. Ve bu krizin olduğu gün e, cesur olursanız kazanırsınız. E, cesur olmazsanız karşı tarafa yani bu cesaretiniz, cesaretle olmazsanız biraz kayba dönüşecek şeklinde görülüyor. O yüzden bu haftanın ana gündemi cesur olan kazanacak. O yüzden mümkün olduğunca krizleri yönetmeyi öğrenmelisiniz bu hafta şeklinde düşünebiliriz. Mars'ın da sizin birinci evinizde olduğunu düşünürsek aslında yapamazsınız diyemeyiz, yaparız ama ikili ilişkileri şöyle bir, bir kenara bırakarak. Kendimizi bireysel olarak korumayı e, hedeflersek çok daha mantıklı olur arkadaşlar. Bunun dışında Merkür'ün Uranüs'te üçgen açısı var hemen bir gün sonra. Eğer cesaret edersek e, bir gün öncesi e, Dolunay'da o zaman e, bunu fırsat olarak değerlendirip e, belki de e, sorun problemin önüne geçebiliriz ve kendi güvenliğimizi ortaya koymuş oluruz. Eğer ki... E, Cesaret edemezsek, biraz pasif kalırsak haftanın başında söylenen o konu tezahür etmiş olur ve haklı mısın demekten öteye gitmeyiz arkadaşlar. O yüzden cesaretli olan kazanıyor. Tabii ki pozitif tarafından bakacak olursak herkes bunu negatif olarak yaşamayacak. Her terazi burcu negatif olarak yaşamayacak. Özellikle sevgiliden, eşten ve ortaktan güzel bir teklif geliyor. Diyor ki işte... Gel beraber şu işe şöyle girelim, şöyle yatırım yapalım, böyle planlayalım falan. Ama siz de sanki yok ya oradan çok para kazanılmaz, bu da böyle olmaz diyerek böyle o teklifi reddediyor olabilirsiniz. Yani bunu ortağınız teklif ediyor, ama siz cesaret göstermiyor olabilirsiniz. Ortağınız da diyor ki o zaman eğer sen girmiyorsan ben tek başıma gireceğim. Geliyorsan gel, gelmiyorsan ben kendi yoluma bakacağım şeklinde düşünüyor. Eğer ki böyle bir ortak teklifi geliyorsa mutlaka ortağınızın dediğini dinleyin arkadaşlar. Yani kulağınıza bir su kaçıyor ama ortağınızdan ama e, ortağınızın yaptığı bir sıkıntıdan bir başkasından haber alıyorsunuz. Konu her ne olursa olsun özellikle bu konulara dikkat edelim. Tabii ki e, eş ve ortakla ilgili e, yine... Ee, uzun zamandır sıkıldığımız bunaldığımız bir evliliğin içerisindeysek artık kopma noktasına geliyor olabiliriz yine öfke patlamaları yaşayabiliriz ee, ani beklenmedik e, evlilikte kararlar alabiliriz keskin kararlara gitmek üzere olabiliriz ya da e, ilişkimiz var, evliliğe götürmek istiyoruz ama bir türlü karar alamıyoruz. Karşı taraf ya benimlesin ya da artık bu ilişkiyi sonlandıralım diyebilir bir res çekiyor. İşte o noktada artık cesaretli olup yapılması gerekeni yapın arkadaşlar. Eğer cesaretli olmazsanız o ilişki de sonlanacak. Eğer seviyorsanız fedakarlık yaptığınızı bile düşünseniz yapın diyor yani karşınızda aslında olumlu biri var ama orada bir kiron var yani ortaktan kazık yemekle or, yeni güzel bir ortak gelmesi gibi bir güzel e, enerji de var e, o yüzden her bitiş bir başlangıçtır bu konu her neyse zaten e, koçta bundan sonrasında bir buçuk yıl boyunca tutulmalar yaşayacağız arkadaşlar aslında bu dolunay tutulma öncesi resmen bir fragman gibi evliliğimizi ortaklığımızı önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca uğraşacağımız konunun ana gündemini oluşturuyor. Ve burada cesaret eden ileriki dönemde tutulmada çok daha etkin yaşayacak. Ama burada cesaret edemeyen biraz kırılıp yarılıp tekrar kendini onarmaya çalışarak yapacak. O yüzden bu hafta neyi başlatıyorsa önümüzdeki süreçte bunun devamı konular arka arkasına gelecek. Cesaret edenin kazandığı bir yıldan hafta haftadan geçiyoruz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Merhaba Akrep burçları ve yükselen burcu Akrep olanlar. Evet arkadaşlar, 25 Eylül 1 Ekim haftasını konuşuyor olacağız bu hafta. Bu haftanın ana gündemi tabii ki Koç burcundaki dolunayımız. Koç burcundaki dolunay sizin 6. evinizde yani iş hayatınızda ve sağlık alanınızda gerçekleşiyor arkadaşlar. Öncelikle haftanın başında 25 Eylül'de Merkür Merkür'ün olan bir Üçgen açısı var. Bu üçgen açı aslında bir dostunuz, bir arkadaşınız e, veya girdiğiniz bir ortamda duyduğunuz bir haber veya çok yakın arkadaşınız size uyardığı bir konu e, sizin. E, hayatınızda ciddi bir fırsat yaratıyor ama arkadaşınıza kulağını kapatırsanız sıkıntı yaşarken arkadaşınızın dediğini biraz kayda alır ve üzerine düşünürseniz ve cesaret gösterirseniz e, gerçekten e, ciddi bir atılım yaşayacaksınız diyebiliriz bu hafta için. Öncelikle... 29 Eylül'de Koç burcundaki dolunay ne dedik? Altın cebinizde. Yani arkadaşınızın uyardığı konu sağlığınızla ilgiliyse sağlığınız, doktorunuz sizi uyardıysa doktorunuzun dediğini dinleyin. Yani. Sağlıkla ilgili bir probleminiz varsa yapılması gereken her ne varsa cesaret gösterme yapın. Burada ameliyat gibi bir konu da olabilir arkadaşlar ama bu sağlığınız için yapılması gerekiyorsa yapın ya da diyete mi girmek zorundasınız o diyete girin. Ya da ne bileyim bir operasyon geçireceksiniz yine bu konularla ilgili doktorunuzun tavsiyelerini dinleyin. Cesaret edin. Korkunun ecele faydası yok dediğimiz noktaya geldiniz sağlık konusunda diyor. Bunun dışında yine e, 6 aynı zamanda iş hayatımızdır. İş hayatımızda bazı zorluklar ve sıkıntılar yaşıyoruz. İş değiştirmek istiyoruz ama bir türlü değiştiremiyoruz. Hatta bu iş yeri bizi sağlık konusunda aşırı yıpratıyor olabilir, aşırı zorluyor olabilir ya da maddi olarak gerçekten istediğimiz ee, verimi alamıyor olabiliriz. Karşılığını net bir şekilde alamıyor olabiliriz. O yüzden zam istemek gibi bir talebimiz varsa bunu da ihmal etmeyelim. Zam isteyelim. Olmuyorsa yeni iş başvurularında bulunalım ve hayatımızda bu konuyu köklü bir şekilde düzene sokalım arkadaşlar. Yine iş arkadaşlarımızla ilgili problemler yaşıyorsak, iş ortamında bir problem yaşıyorsak burada cesaretli olun ve o olayın üzerine gidin diyor. Ya da ne bileyim ekstradan bir sorumluluk verildiyse buna cesaret göster. Gösterip, elinizi taşın altına koyun diyor. Yani burada sıcısı cesaret göstermeniz gereken bir konu var. Sağlık ya da iş konularında bu konularda ne kadar cesaret gösterirseniz hayatınızdaki değişimi başlatmış olacaksınız. Ve önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca bu cesaretiniz aslında sizi bir sıfır öne geçirecek diyebiliriz. Hemen ayın 30'unda Merkür'ün Uranüs'te üçgen açısı var arkadaşlar. Yine ne dedik? Merkür 11. evinizde dedik. Uranüs'te 7 evinizde biraz şöyle bir e, durum yaratıyor haftanın başında duyduğumuz haber her neyse haftanın sonunda cesaret gösterirsek evet e, böyle bir haber almıştım yaptım evet doğru bu şekilde çıktı ya da e, keşke dinleseydim şeklinde konuşacağımız bir e, konu var burada. O yüzden bu üçgen sizi... Cesaretinizi doğrulayan bir şekilde, doğru yolda olduğunuzu gösterir bir şekilde geliyor. Ve bu konularda yaptığınız tüm atılımlar sizin hayatınızda önemli bir ilerleme kaydettiriyor arkadaşlar. Özellikle sağlık konusuysa hiçbir şekilde ihmal etmeyin. Gerekirse operasyona girin, gerekirse sağlığınızla ilgili tedavi sürecinizi başlatın ya da başlatmış olduğunuz bir tedavi sürecinden geri çekilmeyin, korkuyla kendinizi sınırlamayın ve sonuna kadar gidin diyor. Ee, bunun dışında aslında baktığımız zaman Koç burcudaki bu tutul yani e, bu dolunay tutulmaların e, ilk fragmanı olduğundan dolayı aslında burada başlattığımız olay önümüzdeki bir buçuk yılın boyunca gündemimizi meşgul ediyor olacak ve burada cesaret ettiğimiz konu iyi ki yaptım dediğimiz bir konu olacak. Çünkü bu bu hafta gelen haberlere biraz kulak verin kim ne diyor ne yapıyor ne istiyor ee, kim bize bir şeyler konusunda uyarmaya çalışıyor. Kim bizi doğru yönlendirmeye çalışıyor? Bir bu gelen konuşmalara haftanın başında ve sonunda gelen bu konuşmalara kulak verin çünkü bunların hepsi hayatınızın tam da gerçeği şeklinde tezahür edecek. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Evet arkadaşlar 25 Eylül 1 Ekim haftalık burç yorumlarıyla karşınızdayım. Öncelikle haftanın başında 25 Eylül'de Merkür'ün Jüpiter'le olan üçgen açısı var arkadaşlar. E, Merkür sizin yani Merkür Başak Burcu'nda ilerliyor ve sizin 10. evinizde ilerliyor. E, 6. evinizde de bir Jüpiter var. Demek ki iş konularıyla ilgili ciddi bir haber trafiğiniz var haftanın başında. Bu haber trafiği neredeyse 3-4 gün hayatınızda bir gündem oluşturacak ve sizi bir ciddi karar almaya doğru yöneltiyor olacak. İşte bu karar hayatınızın belki de iş konusunda kökten değiştirmeye kadar götürecek güzel bir şeye tezahür edecek arkadaşlar. Bu konuşma her neyse çok doğru ve haftanın Dördüncü günü olan 29 Eylül'de Venüs'ün Uranüs'te karesi var. Aynı zamanda da Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek arkadaşlar. Ve Koç burcundaki dolunay sizin 5. evinizde. Uranüs 6. evinizden 9. eve bir kare yapacak. Demek ki iş yerinizde maddi manevi bir konuda bir kriz yaşanıyor ve bu krizi çözebilmeniz için de cesaretli olmanız gerekiyor. Kendinizi ön planda ön plana atmanız gerekiyor. Belki de evet ben bunu yaparım. Bu benim irademde. Bu benim sorumluluğumda diyerek elinizi taşın altına koymanız gerektiğini söylüyor. O yüzden bu konularda cesaretli olun. Eğer cesaretli olursanız hemen bir gün sonrasında çok güzel, ee, sizin cesaretinizi onaylayan şekilde karşılık görmeye başlayacaksınız. Şimdi bunun dışında tabii ki bu dolunay sizin 5. evinizde yaşanacak arkadaşlar. Burada müjdeli bir bebek haberi gelebilir. Çocuğun var olan çocuklarınızla ilgili önemli güzel bir haber gelebilir. Ee, veya çok daha ileri yaşlardaysak çocuğumuzun çocuğunun doğduğunu duyabiliriz. Torunumuzla ilgili bir haber alabiliriz. Bunun dışında bekarsak hayatımızda yeni bir aşkın gelmesi söz konusu olabilir. Teklif etmek ya da teklifi kabul etmekle ilgili bir cesaret göstermek zorunda kalabiliriz konu her ne olursa olsun cesaretli olan kazanacağı bir haftadan geçiyoruz. Aynı zamanda burada yeni bir aşk geliyorsa hayatımızda bu bir buçuk yıl içerisinde evliliğe doğru gitme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. O yüzden bu hafta başlattığımız ilişki uzun vadeli ve kalıcı hayatımızı kökten değiştirecek bir aşk olacak. Altını çizmek isterim. Bunun dışında... E Tabii ki iş konusunda bir şey başlatıyorsak uzun zamandır iş konularında cesaret edemediğimiz bir konuda kendimizi atılımda atılım yapmak zorunda buluyor olabiliriz. Ve bu atılım bizim hayatımızda kariyerimizde çok büyük bir ilerlemeye götürecek diyebiliriz. Ya da bir üniversiteyle ilgili bir Bölüm tercih etmiştik. Orası değil ama bir bambaşka bir yer çıktı karşımıza. Bunlarla ilgili bir gündemimiz var belki. Beklediğimiz bir sınav belki doğru bir sonuç vermedi. İşte o zaman hemen yönümüzü değiştirmeli, cesaret etmeli ve kendimizi yine tekrar ortaya koymalıyız. Ya da daha önceden Uzun zamandır emek verdiğimiz, çabaladığımız bir e, sınavın ya da başvurunun sonucu gelmiş olabilir. E, bunu da e, yine harekete de geçerek e, hemen tamamlama enerjisine girmek zorundayız. İş, kariyer ve aşk konularının oldukça büyük bir gündem yarattığı, e, daha çok aşkla ilgili e, önemli haberlerin geldiği ve bu e, önemli haberlerin ileride bir buçuk yıl boyunca hayatımızda gündem oluşturduğu bir dönemden geçiyoruz. Yani yeni bir aşka başlıyorsak, bilin ki bu evlilik yolunda ilerleyecek. Eğer ki bir e, çocukla ilgili cesaret edemediğimiz bir tedavi sürecine gireceksek, önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca e, bu tedavinin sonuç vereceği anlam buna geliyor arkadaşlar. Ya da ani beklenmedik bir çocuk bebek haberi alıyoruz. Cesaret gösterin ve doğmasına izin verin. Çünkü bu çocuk çok zeki, çok mantıklı ve çok cesur bir çocuk olacak şeklinde düşünebiliriz. Umarım her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba Oğlak Burçları ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. Evet arkadaşlar. 25 Eylül 1 Ekim haftalık burç yorumlarıyla karşınızdayım. Bu haftanın gündemi oldukça kalabalık. Oldukça hareketli, oldukça e, haber dolu, e, iletişim dolu bir hafta geçireceğiz. E, tabii ki ana gündemi ne oluşturacak derseniz 29 Eylül'deki Koç burcunda yaşanacak olan Dolunay e, gündemi belirleyecek bu hafta. E, haftanın başında Merkür'ün Jüpiter'le olan üçgeni var arkadaşlar. Pazartesi itibariyle bir haber, bir konuşma, bir e, iletişim. Trafiğimiz artıyor olacak. Bu iletişim eşimizin, akrabalarından, kardeşinden olabilir. Uzak akrabalarımızdan gelecek bir haber olabilir. Bunun dışında seyahatlerden gelecek bir haber olabilir. Seyahatle ilgili bir haber olabilir. Daha çok böyle sosyal medya e-ticaret gibi alanlarımızdan gelecek olan bir haber olabilir. Buradaki haber her neyse e üzerine düşmeniz gerektiğini, e kaydı almanız gerektiğini çünkü bunun çok ciddi bir potansiyel yaratma ihtimalini yüksek vurguluyor arkadaşlar. Bu arada Venüs'üm um geldi. <laughs> e Jüpiter zaten bolluk bereket gezegenimiz. Beşinci evde oluyorsa sosyal medya üzerinden biriyle tanışmak anlamına gelebilir arkadaşlar. E ya da eş yani akraba, eş, dost veya eğitimle alakalı bazı gündemlerimizin olabilme ihtimalini yine vurguluyor bize. 29 Eylül günü Koç burcunda bir dolunay yaşanacak. Aynı zamanda da Venüs'ün Uranüs'te bir karesi var arkadaşlar. Yine Uranüs baktığımız zaman 5. ev Venüs de 8. evinizde parayla ilgili ani beklenmedik bir kriz yaşanıyor olabilir. Ya da aşkla ilgili bir kriz yaşanıyor olabilir. Bu kriz her neyse aslında çözemeyeceğiniz bir kriz değil, baş edemeyeceğiniz bir kriz değil. Mantıklı ve cesur bir hamleyle bu krizin üstesinden gelebilirsiniz şeklinde düşündürüyor bizi. Çünkü aynı gün Koç burcundaki Dolunay dördüncü evinizde maddi bir probleminiz var. Ailenin aileden alacağınız bazı desteklerin bunun Çözümü olabileceğini gösteriyor ya da aileyle bunu konuştuğunuzda e, akılcı, mantıklı ve cesur davranmanız gereken bir sonuca sizi götürüyor olabilir. E, bir maddi desteği onlardan istiyorsanız onların desteğini alabilirsiniz ya da e, ev almak istiyorsunuz. Bununla ilgili bir kriz çıktı. yine aileyle ilgili, e, aileden alacağınız desteklerle de e, bazı sorunlarınızın önüne geçebileceğinizi gösteriyor. Yani iletişime geç, cesur ol e, ve kazan diyen bir e, durum var. Aynı zamanda evlilikle ilgili bir e, beklentimiz varsa, evlilikle ilgili de belki e, cesaret ettik, yaptık, e, evlenme teklif ettik ama. Belki de maddi bir problem e, önümüzde engelmiş gibi görüyor olabiliriz. Ailelerimizin desteğiyle de buradan e, bu konudan e, rahatlıkla e, kurtulabileceğimizi gösteriyor. Hemen o cesareti yaparsak hemen ertesi gün Merkür'ün Uranüs'te üçgen açısı var zaten. Bu da e, as aslında ne kadar doğru bir cesaret gösterdiğimizi onaylar şekilde konuşmaların yapılması anlamına geliyor arkadaşlar. Bu haftanın enerjisi cesur olan kazanacak ev almak, ev satmak, evlenmek gibi konularımızın aşırı derecede gündemde olduğu bir durum yaşanıyor. Ve bugün bugün de aslında önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca hayatımızda olacak. Bu hafta başlattığımız şey aslında önümüzdeki yıl, bir buçuk yıl içerisinde yaşayacağımız olayın fragmanı gibi arkadaşlar. Burada ne kadar cesur ve hızlı hareket edersek önümüzdeki süreçte bir sıfır öndeyiz demektir. O yüzden cesaret edin. Yani bu konu şunu da içeriyor olabilir. Ev alacağım ama işte krediler şöyle işte maddiyatım böyle nasıl gelir giderimi karşılarım nasıl şöyle yaparım deyip kendinizi içsel bir korkuyla durduruyor olabilirsiniz. Halbuki diyor ki harita size sen ödeyebilirsin. Sen rahatlıkla bunun işin içinden çıkabilirsin. O yüzden sen cesaret et başla geri kalanı gelecek diyor. O yüzden cesaret edin arkadaşlar. Cesaret eden kazanıyor bu dönemde. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba Kova Burcu ve Yükselen Burcu Kova olanlar. Evet arkadaşlar 25 Eylül 1 Ekim haftalık burç yorumlarıyla karşınızdayım. Ee, bu hafta sizleri neler bekliyor dersek ayın 25'inde e, öncelikle Merkür'ün Jüpiter'le olan e, bir üçgen açısı var arkadaşlar. Merkür sizin 8. evinizde seyahat ediyor. Jüpiter de 4. evinizde. Demek ki e, para konularında veya yaşadığınız bir konu e, hakkında e, cesaretli olup bir konuşmada bulunabilirsiniz ya da size bir haber geliyor olabilir. bu konuşmanın arkasından ailenizden alacağınız güzel bir destek olabilir arkadaşlar. O yüzden bu Jüpiter ile Merkür'ün arasındaki üçgen açıda e, aileden de alacağınız destekle belki de kredi çekmek veya ne bileyim bir borcunuzu ödemek e, gibi konuyu e, çözüme kavuşturabilirsiniz. E, yeter ki cesaretli olun. Çünkü cesareti ön planda tutmanız gereken e, bir dolunay yaşayacağız. 29 Eylül'de Koç burcunda bir dolunay yaşanacak. Bu da sizin 3. evinizde. Yine haber trafiğinin olduğu bir evde yaşanacak. E, belki kardeşiniz e, akrabalarınız ya da kendi fikrinizi birilerine anlatıyor olmanız cesaretli bir şekilde karşılık bulup belki de ihtiyacınız olan maddi manevi bir desteğe kavuşmanız anlamına gelecek arkadaşlar. O yüzden 29 Eylül'de aynı zamanda Venüs'ün Uranüs'e de bir karesi var arkadaşlar. Uranüs sizin dördüncü evinizde yaşanacak. Yedinci evde de Venüs e, var. Bu ikisinin arasındaki kare belki ev sahibinizle aranızda bazı gerginlikler olabilir. Taşınmak istiyorsunuz ama e, doğru kiralık bir ev bulamıyor olabilirsiniz. Maddi bir kriz yaşıyorsunuz. E, bundan sebep e, işte evdeki huzurunuz veya evliliğiniz e, sıkıntıya giriyormuş gibi olabilir. Bunların bu konuların hangisi olursa olsun kökten çözüm bulabileceğiniz haftanın başında bir konuşma yapıldı. Bu konuşma veya bir haber. E, bu her neyse bunun üzerine gidin. Çünkü çözümün kaynağı burada. Sadece cesaret edip o konuşmanın doğru bir frekans olduğunu bilip kendinizi doğru bir şekilde ifade edip o iletişime geçtiğiniz konuyu aktive edin arkadaşlar. Eğer bunu yaparsanız hemen e, Dolunay'dan bir gün sonra Merkür'ün Uranüs'te üçgen açısı var. Yani çok pratik bir şekilde imkansız dediğiniz bir e, durumun çözülüverdiğini göreceksiniz. O yüzden ee, aslında bu e, Dolunay'ın ana teması cesaret eden kazanacak. Yani sözleriniz cesur olsun, konuşmalarınız cesur olsun kendinizden emin olun ee, maddi manevi her türlü sıkıntınızı e, doğru bir iletişimle çözebileceğiniz anlamına geliyor. Duygularınızı gizleyip saklamak yerine cesur bir şekilde ifade edin diyor. Ve e, aslında bu Dolunay e, Koç burcundaki Dolunay, bu haftanın gündemiymiş gibi görünse de arkadaşlar, önümüzdeki e, belki de e, bir buçuk yıl boyunca yaşanacak olan tutulmaların ana fragmanı gibi arkadaşlar. O yüzden bu hafta yaşadığınız konular her neyse devamında e, bunu tutulma olarak yaşayacağız ve bir buçuk yıl boyunca bu hafta başlattığımız konu gündemimize oturacak. O yüzden yaptığınız her şeyde cesur e, ve açık fikirli olmayı ihmal etmeyin derim kendinize iyi bakın hoşçakalın Merhaba balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar Evet arkadaşlar 25 Eylül 1 Ekim haftalık burç yorumları ile karşınızdayım Öncelikle e, bu haftanın ana gündemi tabii ki koç burcundaki dolunayımız bu dolunay e, sizin hayatınızda e, ciddi anlamda bir e, belirgin bir konuyu işaret edecek e, aslında bu donlayın e, teması cesur olan kazanacak şeklinde. Baktığımız zaman haftanın başında Merkür'ün Jüpiter'le olan bir üç günü var arkadaşlar. Haftanın başından başlayacak olursak e, bu Jüpiter nerede? Üçüncü evinizde yani iletişim alanınızda. Peki e, Merkür nerede? Yedinci evinizde yani evlilik alanınızda. Demek ki ev, evliliğiniz ya da ortaklığınızla ilgili önemli bir görüşme konuşma yapılacak. Bir ortağınızla bir konu hakkında fikir alışverişi yapıyor olabilirsiniz, eşinizle yine bir fikir alışverişi yapabiliyorsunuz. Bu fikir alışverişinden doğru bir sonuç çıkacak anlamına geliyor arkadaşlar. İki asaletli gezegen var burada. Bu iki asaletli gezegen, daha doğrusu Merkür Başak çok asaletlidir. Jüpiter Boğa da asaletli olmasa da asaletli gibi çalışır. Bu arasındaki üçgen de doğru bir iletişim, doğru bir yaklaşımla belki de güzel bir fikir alışverişinde bulunacağınız anlamına geliyor. Bunu cesaretle de hafta sonuna doğru desteklemeniz gerekiyor. Yani 29 Eylül'de Koç burcundaki dolunay cesaretli olun ve kazanın diyor aslında. Aynı gün Venüs'ün Uranüs'e de bir karesi var. Şimdi kare nerede derseniz yani Venüs'te sizin 5. pardon, 6. evinizde olduğundan dolayı Uranüs'üne 3 iş hayatınızla ilgili ya da e, maddi bir konuyla ilgili ciddi bir problem yaşıyor olabilirsiniz ya da sağlığınızla ilgili bir problem yaşıyor olabilirsiniz belki eşinizle konuştuğunuz konu buydu veya ortağınızla konuştuğunuz konu iş hayatınızda iş ortamınızda ya da iş iş yerinde çalıştığınız arkadaşınızla bir probleminiz vardı yine bir üstünüz veya muhatap aldığınız bir insanla bunu görüştünüz bu konuşma her neyse doğru Yaşadığınız problemi de resmen sizin gözünüze sokar gibi bu hafta gösteriyor. Özellikle sağlık konusunda bir probleminiz varsa asla ihmal etmeyin. Ee, size gelen haberin doğru olduğunu farkına varın diyor. Ve cesaret gösterin. Eğer ki problem e, iş yerindeyse iş yerinizle konuşun. Cesaretli bir şekilde zam mı istiyorsunuz, terfi mi istiyorsunuz bunlarla ilgili adım atın diyor. E, ya da e, bu konu maddi yani daha doğrusu sağlığınızla ilgili bir konu ama maddiyat içeriyor ve maddi konuda bir sıkışkınlığınız var ve bunu çözmeye çalış e, yani sağlık için geri planda kalıyorsanız sağlıktan öte hiçbir şey yok elinizdeki harcamaları sağlığınıza yatırabilirsiniz diyor. O yüzden e, konu her ne olursa olsun cesaret gösterip yapın çünkü yapılması gereken e, cesur olup yapılması gereken bir konudan bahsediyor. Yine e, bu bir e, sınav olabilir e, ya da daha önceden başvuru yaptığımız veya yap haftanın başında e, cesurca yani bir zam bir terfi beklentisi olabilir bunun konuşmasını yap, yapıyor olabiliriz ya da işsizlik iş arıyorduk e, ya bizi beni de almazlar ki dediğimiz noktadan İş başvurumuz kabul olabilir. O yüzden cesaretli olun. Para ve sağlık konularında, iş konularında biraz daha cesur olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Siz ne kadar açık fikirlilikle yaklaşırsanız, karşı taraf sizin istekleriniz, taleplerinizi anlamaya ve ihtiyacınız olanı çok farkındalıkla hissettirmeye müsait bir zamandan geçiyoruz. Ve bu e, gündem 30 Eylül'de Merkür'ün Uranüs'te üçgeni var. İşte Merkür Uranüs üçgeninde de iyi ki yaptım dediğiniz yani başvuruyu yaptınız kabul olduğunun tarihi 30 Eylül olabilir arkadaşlar. Ya da e, size bir teklif geliyor olabilir. Yani o yüzden haftanın başına ne konuşuyorsak, cesur olursak haftanın sonunda da bu e, mutlu haberi kutluyor olabiliriz. O yüzden cesaretli olanın kazanacağı bir haftadan geçiyoruz. Ve bu cesaret aslında şu an bu hafta ilgilendiriyormuş gibi görünse de önümüzdeki bir buçuk yılın boyunca konuşacağımız gündem tam da bu noktada. Bu e, yerde olacak çünkü tutulmalar 2-8 aksında yani koç terazi aksında gerçekleşecek. Bu hafta yaşadığımız olay da aslında bizim bir buçuk yıl boyunca yaşayacağımız tutulma enerjilerinin bir fragmanı gibi diyebiliriz. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.